Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala, kıymetli kardeşlerim. Salavatların önemi çok, hep söylüyoruz. Peygamber Efendimiz'e salavat getirmekle beraber şeref yap oluyoruz. Dualarımızın kabulü hususunda muvaffak oluyoruz. Çünkü Efendimiz'in adının geçtiği efendim her yerde Efendimiz'in nuru olur. Rabbimiz onun nurunun hürmetine duaları kabul buyurur. Unutmamak lazımdır ki Hazreti Adem tövbe ederken Peygamber Efendimiz'in ismiyle tövbe etmiş. Ya Rabbi, Muhammed'in hakkı için beni affeyle demiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden biliyorsun sen onun ismini deyince, cennette her yerde onun adını gördüm buyurmuştur. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, salavat o kadar önemlidir ki, Resulullah'ın ismini anmamız, ona selam getirmemiz o kadar önemlidir ki, inşallah muratlarımızın kabulü hususunda bizim muvaffak olmamızı sağlar. Evet, böyle bir salavattan bahsedeceğiz. Mucizevi bir salavattan bahsedeceğiz. Salavatın kıymetini anlatmak gerekirse evvela şöyle ufak bir hikaye anlatmak isterim. Kıymetli kardeşler, zamanında köylünün biri ne yapmış ne etmiş, aracıları bulmuş ve padişahın huzuruna kabul görmüşler onu. Köylünün biri gidecek, padişahla alakalı bir muradı var, yani ona bir derdini anlatacak, huzura kabul edilecek. Köylüye müjdelemişler, evet devletlimiz senin ziyaretini kabul edecek, şu gün gel demişler. Köylü de tabii annesiyle babasıyla bunu paylaşınca demişler, ya koca padişahımızın huzuruna gideceğiz, hediyesiz olmaz. E ne yapalım peki? Götürecek hiçbir şeyleri de yok, yani fakirlik var. Ama hani onların kalplerinde güzel bir halisane, temiz bir niyet var ya, evdeki testilerden birine köydeki efendim nehirden biraz su doldurmuşlar. Demişler ki bu suyu padişahımıza hediye olarak götürelim. En azından elimiz boş gitmeyelim yani. Götürebileceğimiz bir şey, temiz güzel bir şey olsun. Tabii daha sonra padişahın huzuruna çıkmışlar. Demişler efendim size acizane hediyemiz takdim etmek isteriz falan. Padişah bakmış testinin içinde su dolu. Bu nedir yani? Ya işte bizim köydeki nehirden su, elimizden gelen bu, elimiz boş gelmek istemedik demişler. Padişahın o kadar hoşuna gitmiş ki bu hal. Yani onlar elinden geldiğince bir cömertlik yapıyorlar. Ne kadar uzun yolda bir testi böyle bize su taşıyorlar falan. Adamlarına emir etmiş. Demiş ki testinin içindeki suyu boşaltın, testinin içine altın doldurup verin. Biz de kuvvetimizce demiş onlara hediye vermiş olalım. Yani bizim Efendimiz'e getirmiş olduğumuz salavatlar, evet Resulullah'a gönderdiğimiz o selam aslında Efendimiz'e göndermiş olduğumuz bu içi su dolu testi gibidir. Ama o salavattan bize gelen bereket ise padişahın bize, evet, hediye ettiği o içi altın dolu testi gibi midir? Yok, ondan da daha büyüktür yani. Ondan da daha büyüktür. Öyle anlamamız lazım salavattan bize gelecek olan bereketi. Salavat getirmekle Efendimiz şereflenmiyor, biz şerefleniyoruz. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, alimler demişlerdir ki, hadi ekranda görelim inşallah. Ekranda görmüş olduğumuz bu salavatı günde 41 defa okuyan, üzerinde bir efendim düğüm varsa çözülür. Bu salavat kilitleri açar, düğümleri bozar. Bu salavat insanı muratlara ulaştırır. Bu salavat insanı bela musibetlerden korur. Günde 41 defa okur isek maddi manevi birçok konuda muvaffak oluruz. Bu salavatın hürmetine Allah kainatı bizim emrimize sunuverir inşallah. Günde 41 defa bu salavata devam edelim ve mucizeyi hep beraber yaşayalım inşallah. Vesselam.